İçki ve alkol konusu da önemli bir konu hocam. Evet. Birçok yuva dağılıyor. Birçok trafik kazası içki ve alkol kullanımı sonucunda meydana geliyor. Toplumsal zararları, aileye vermiş olduğu zararlar sayılamayacak kadar çok. Kur'an-ı Kerim'de zaten içki, kumar, falokları şeytanın pislikleri olarak nitelendiriliyor. Ve biz kulların da bundan vazgeçeceğini, artık bütün bunlardan vazgeçersiniz değil mi şeklinde bir ayet-i kerime Evet. var. Ben mümkün oluyor şu de dualarımda Allah'ım zararlı alışkanlıkların müptelası olmuş, zararlı alışkanlıkların esiri olmuş kardeşlerimize bu hastalıklardan kurtulma imkanı ver. Kurtulmaları için onlara istikamet ver. Onlara hakiki imanı tattır. Bunlar ne kadar kötü, ne kadar yanlış şeyler olduğu bilincine, şuuruna ulaştır ve onlar bu hastalıktan, bu alışkanlıklardan kurtulsunlar. Onlar da saadetli bir hayat yaşasın. Onlar da huzurlu, keyifli, mutlu bir hayat yaşasınlar. Hem dünyaları kurtulmuş olsun, hem ahiretlerine yatırım olmuş olsun. Onların bu kötü alışkanlıklardan kurtulması, aynı zamanda onların ibadet hayatlarının da olmasına, daha sağlıklı, daha devamlı olmasına da vesile olacak. Diğer türlü zararlı alışkanlıkların esiri olmuş bir insanın dini hayatı yaşaması da pek düşünülemez. Kendini huzursuz kıldığı gibi etrafını, en yakınlarını, en sevdiklerini de mutsuz ve huzursuz kılıyor, görüyoruz, şahit oluyoruz. Ve gerçekten de üzülüyoruz. Yolda görüyoruz, gecenin bazen 12'sinde, 12.30'unda birinde iş yerinden işte radyodan çıkıp eve gitmek istediğimizde yollarda ayakta durmakta zorlanan çok çok insanlarla karşılaşıyoruz. Diyoruz ki ben kendi içimden geçiriyorum. Bu insan bir şekilde evine ulaşmayı başarırsa, kazası belası bir şekilde ulaşmayı başarırsa acaba o evde neler yaşanacak o gece? O evde hanım nasıl onu karşılayacak? Nasıl bir kavga olacak? Sonu nasıl bitecek? Her seferinde bunları düşünüyorum ama elimizden de bir şey gelmiyor. Dua ediyoruz. İnşallah bu türlü zararlı alışkanlıkların pençesine düşmüş bütün kardeşlerimizin dünyanın neresinde olursa olsun bir an önce kurtulmalarını diliyoruz, temenni ediyoruz. Yüce Rabbim bu konuda bu zararlı alışkanlıkları bırakma noktasında onlara güç versin, kuvvet versin. Bunlardan kurtulma arzu ve isteğini en üst düzeyde onların kalplerine, gönüllerine yerleştirsin diyorum. Amin. Amin inşallah. Başka da şu anda elimizden bir şey gelmiyor. Evet. İçki ve alkol konusunda Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden biraz örnekler verebilir miyiz? Belki direkt hadislerden motomot bir aklıma gelmiyor ama içkinin, alkolün nasıl bir illet olduğunu, hangi şartlarda kalktığını Efendimizin yine uygulamalarına görüyoruz. İçki cahiliye döneminin ayrılmaz hususlarından, ayrılmaz parçalarından birisiydi malum. İslam tedirici bir şekilde içkiyi yasak kılmıştı. 4 safhada içki yasak edilmiş. Bir seferde yasak edilmemiş. 4 safhada. Mesela bazı sahabe efendilerimiz Hazreti Ebu Bekir gibi cahiliye döneminde de ağzına içki koymamış. Hazreti Osman gibi, Abdurrahman bin Avf gibi bunlar cahiliye döneminde de bunun zararlı olduğunu, faydalı bir şey olmadığını bu gibi sahabe efendilerimiz biliyorlar ve kullanmamışlar. Bir dönem sonra, belirli bir zaman sonra içkiye çok hafif bir Mekke döneminde bir ayetle faydası da var, zararı da var gibi bir ayet geliyor. Esasında bir şüphe, yani bunun bir zararlı olduğunu, bak zararlı yönlerinin olduğunu ayet ifade ediyor. Daha sonraki ayetlerde sahabeden birisi ve o zaman tam kaldırılmamış, haram kılınmamış namaz kıldırıyor. Demek olduğu mahallede ve sarhoş olduğundan dolayı da ayetleri yanlış okuyor. Efendimiz'e bu mesele aktarılınca o arada ayet geliyor. Ve içkili olunduğu halde namaza yaklaşmayın. Hatta bunun böyle esprisini de yaparlar. Bakın namaza yaklaşmayın diye içkili olduğu kısmını kaldırıp la tekrabus selah diyor, namaza yaklaşmayın biz de yaklaşmıyoruz diyen böyle kendilerine göre espri yapan insanlar var. Tabi bu doğru değil. Yani içkili olduğunuz halde namaza yaklaşmayın. Demek ki bu ibadetle içki beraber gitmiyor. Daha sonraki dönemlerde içki tamamen haram kılınıyor ve bir münadi tarafından Efendimizin bir sahabesi o ayeti Medine'de gezip söylüyor. Yani içkinin tamamen haram kılındığını, içkinin pislik olduğunu, pislik bir şey olduğunu ayetini okuyunca, söyleyince o yıllanmış şaraplar Medine sokaklarına dökülüyor böyle. Demek ki herkeste böyle yıllanmış şarap var. İnsanlar zannediyor ki bu içki vesaire çağdaşlık bir şey. İşin o tarafına bakarsak cahiliye adetlerin en büyüklerinden birisi. Demek ki bu çağdaşlıkla vesaireyle bunun alakası yok. Çağdaşlık demek bilim demek, teknoloji, teknik teknoloji, medeniyet demektir eğer çağdaşlık olarak bakarsak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu emri de tebliğ ettikten sonra tek tük böyle içkiye belki hafiften devam eden bir iki sahabe olmuş, bir iki insan olmuş. Hatta ona sahabe efendilerimiz ağır şey, hakaretlerde bulunuyorlar. Bulununca Allah Resulü o ikaz ediyor. Diyor ki o Allah Resulü'nü sever, Allah Resulü de onu sever. O sahabenin gönlünü kazanıyor. O da daha sonra içkiyi terk ediyor. Allah'ın izni inayetiyle. Demek ki içki, az önce siz de ifade ettiğiniz her türlü kötülüğün anası, ondan uzak bulunmada büyük faydalar var. Hatta şöyle bir menkıbe anlatılır. Onunla bitirmiş olalım bu sorunun cevabını. Bir adamı yakalıyorlar. Adama ceza verecekler. Cezanın mahiyeti şu. Bir kadın var.
bir çocuk, bir de içki. Adama diyorlar ki ya bu kadınla zina edeceksin, ya bu çocuğu öldüreceksin, ya da içki içeceksin. Üç tane seçeneğin var kurtulman için. Hangisini yaparsan, birini yaparsan kurtulacaksın. Adam düşünmüş. Kadınla zina etsem günah, haram. Çocuğu öldürsem katil olacağım. İçkiyi içsem demiş, en hafifi içki demiş. Peki demiş, içkiyi demiş içeyim demiş. O sarhoş edici şeyi içince kadınla zina etmiş, çocuğu da öldürmüş. Hem katil olmuş hem de ahlaksız pozisyona girmiş. Bu bizim aklımızı başımızdan alan, bu akli melekelerimizin dumura uğramasına sebep olan bu tür bir içeceği terk etmek varsa dinleyicilerimizden, Allah'ın haram kıldığı bir şey olduğunu bilip terk edip onun rahmetine, rahmet limanına sığınmak gerekiyor. Yoksa diğer türlü biz bunu böyle devam ettirdiğimiz müddetçe Allah korusun o günahı işlerken vefat etse bir insan imansız gitmiş olur o, Allah korusun. Yani içenlere sorsanız neden içiyorsunuz? Kardeşim kederden içiyorum. Sigara içen de aynısını söylüyor. Uyuşturucu hastalığına tutulanlar da aynısını söylüyor. Dünyalık dertlerden, tasalardan, kederlerden bir an uzaklaşmak. O bir an. Bu bir saat, yarım saat, 10 dakika. Ama sonrasında size getireceği zarar, çevrenize vereceği zarar hiç mi düşünülmez? Hiç mi akledilmez? Hiç mi muhakeme edilmez? Zaten bunu düşündüğünüzde o türlü şeyi yapmazsınız. Yapmaya yeltenmezsiniz. Yani sorumluluk sahibi bir insan olarak. Biz dünyada yaşarken kendi kendimizi mutsuz ettik. Tamam, kendi kendimizi mutsuz olduk. Bu benim kendi tercihim, tamam. Ama sizin bu tercihleriniz çevrenizdeki insanlara da zarar veriyorsa artık o sizin tercihiniz olmaktan çıkıyor. Evet. Başkalarına zarar verdiği zaman sizin özgürlüğünüz o başkalarına zarar verdiğiniz noktada bitiyor. Çocuğunuzun günahı ne? Eşinizin günahı ne? Onların yakınlarının günahı ne? Ya. Yine televizyonlarda duyuyoruz. Yakın zamanda da duyduk. Gazetelerden okuyoruz. Ne bileyim, kendisine ayrılmaya karar veren eşini öldürdü. Kayınpederini öldürdü. Çocuğunu öldürdü. Sonra ya. İntihar etti. Neden diye baktığınızda alkol almış, daha sonra zaten aklı başında bir insan bu türlü bir şey yapmaz. Mümkün değil. Ya alkol ya uyuşturucu etkisiyle bu şeylerin yapıldığını zaten polis kayıtlarından da anlıyoruz, o ifadelerden de anlıyoruz, gazete haberlerinden, o bilimsel araştırmalarda da zaten ne türlü sıkıntılara yol açtığını, ne türlü hatalara yol açtığını, bu türlü zararlı alışkanlıkların, onları görüyoruz, okuyoruz. Bir kez daha bu soru vesilesiyle dinleyicilerimizin, bu türlü alışkanlığı olan dinleyicilerimizin bir an önce bu alışkanlıklarından kurtulmak için çaba içerisine girmelerini istiyoruz. Bu konuda da Allah onların yar ve yardımcısı olsun diyoruz. Dualarımız sizinle. İnşallah bu hastalıktan, bu sıkıntılardan bir an önce kurtulursunuz. Sizler de huzurlu insanlar arasında yerinizi inşallah alırsınız diyoruz.